Değerli milletvekilleri, yani 62. maddedeki temel konum bu değil ama az önce Sayın Özdemir Berova'nın kürsüden sevgili Devrim Barçın'ın söylediklerine cevaben yaptığı konuşmaya dair kısa bir şeyler söylemek ihtiyacı içindeyim. Bir kere arkadaşlar, biz bir süreden beri tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Yani Ulusal Birlik Partisi tarafından kurulan tek hükümet, Ünal Üstel tarafından kurulan hükümetmiş gibi tuhaf konuşmalar dinliyoruz meclis kürsüsünden. Bundan vazgeçin artık. Yani sonuçta beğenirsiniz beğenmezsiniz bilmem. Ersin Tatar da Ulusal Birlik Partisi başbakanıydı. Ersan Saner da öyleydi, Faiz Tuğcuoğlu da öyleydi, Ünal Bey de öyle. Dolayısıyla 2019'dan sonra vergi dilimleriyle ilgili bir çalışma yapılmamış olmasından kaynaklanan birikimin Ünal Bey'in döneminde bir biçimde tırnak içinde çözülmüş olması, böyle büyük bir iş yaptık da %200 yaptık da bilmem ne yaptık diye açıklanması son derece tuhaf ve yadırgatıcı geliyor. Bunu açık bir şekilde söylemek ihtiyacı içindeyim. Çünkü sonuç itibariyle %200'lerde bir değişiklik yapılmasının gerekmesinin sebebi size mensup daha önceki başbakanlar döneminde, Ersin Bey döneminde, Ersan Bey döneminde, Faiz Bey döneminde yapılması gereken işin yapılmamış olmasıdır. Ve yapılmadığı için de insanlar fazladan dünyanın vergisini ödemiştir. Şimdi sanki bunlar yok. Hep söylüyorum ya, her gelen tarihi kendisiyle başlatıyor. Burada da tarih belli ki Ünal Bey'le, hatta Özdemir Bey'le birlikte başladı. Ondan öncesi yok. Ondan önce sanki CTP hükümetteydi ya da başka bir parti hükümetteydi. Bu tuhaf abuk subuk yaklaşımdan vazgeçin artık. Da bilin şu bir partidir, Ulusal Birlik Partisi. Beğenseniz beğenmeseniz sizin seçtiğiniz başkanlar tarafından yönetiliyor. İşin daha vahimi, ülke de onlar tarafından yönetiliyor. Esas vahim olan kısım da o. Şimdi sevgili Devrim Barçın için bir şeyler söylüyor Özdemir Bey. Teslim ediyor tabii Devrim Barçın'ın söylediklerinin hukuka uygun söylenen şeyler olduğunu. Az kazanandan az, çok kazanandan çok üzerinden gidiyor. E bir baktığınızda tabii ki %40'lık kısım, o dilimde %40'lık kısım elbette o dilimin üstüne çıkanlar tarafından ödenecek. Burada bir sorun yok. Böyle bakarsanız, salt buradan bakarsanız, az kazanandan az, çok kazanandan çok alıyorsunuz gibi konuşabilirsiniz. Ama bir ülkede herkesin bildiği bir kayıt dışılık durumu varsa, bu kayıt dışılığın vergi oranlarını artırmak suretiyle halledilebileceğini düşünmek kadar gaflet ve dalalet olamaz. Dünyada böyle bir şey görülmedi. Yani ülkede kayıt dışılık var. %37'dir en üst vergi dilimi. Bunu %40'a çıkarırsam kayıt dışılık çözülecek. E çıkar %90'a, o zaman çözülsün. Böyleyse. Tam tersidir dünyadaki mantık. Eğer kayıt dışılık bu kadar yaygınsa insanları mümkün olduğunca kaydın içine çekmeye çalışırsınız. Kaydın içine çekmenin yolu da bir miktar, hatta oranlarda düşüş yapıp herkesi sisteme dahil edip ondan sonra gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Sizin sorununuz herkesten vergi toplayabiliyorum ama topladığım vergi yetmiyorsa, buysa sorun, o zaman %40'a çıkarabilirsiniz son dilimdeki oranı. Ama sizin temel sorununuz ben vergi toplayamıyorum ise, oranı yükselttikçe kayıt dışılığı da artıracaksınız demektir. Ve hepimizin bildiği bir gerçek var. Kayıt dışı olanlar maaşlılar değildir. Bu çok açık. Yani maaşlı olanların hiçbiri zaten kayıt dışına düşme şansına sahip değil, hele de kamudakiler. Ama siz ne yapmış oluyorsunuz? Oranları yükseltmek suretiyle zaten kayıt içinde kıstırılmış olanlara bindiriyorsunuz. Kaydın dışında olanları da daha da kaydın dışına çıkmak için uğraşmak durumunda bırakıyorsunuz. Ve ne olacak? Bununla ilgili olarak sistem daha da karmaşık hale gelip kayıt dışılık daha da artacak. Temel mantık bu.
Bunu esas itibariyle açıklamanız gerekiyor. Ha, sevgili devrimin söylediği az kazanandan, az çok kazanandan çok ilkesinin dışına taştığınız yerde burası oluyor. Yani nispeten az kazanan maaşlardan onlar zaten orada olduğu için son dilimde %40'ı söke söke alacaksınız. Burada bir sorun yok. Ama onlardan daha fazla gelir elde ettiği bilinen maaşlı olmayanlardan kaçak artacağı için %40 üzerinden elde edeceğiniz gelir de düşecek. Bunu size sadece de biz söylemiyoruz ha. Bütün ekonomik örgütler de kayıt dışılıkla mücadelede yöntem olarak verginin yükseltilmesinin, vergi oranının yükseltilmesinin doğru olmadığını size söylüyorlar. Bu işi bilen herkes. Daha fazla vergi ödemek istemediği için değil, vergiden kaçağın artacağını bildiği için. Onun için Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 2022 seçimlerine giderken seçim programına bakarsanız tam da oraya yazdığımız buydu. Hatta oranları bir miktar aşağıya çekip kayıt içiliği genişletmek. Dolayısıyla herkesten usulüne uygun, yasaya uygun vergiyi toplayabilmekti hedef. Bir kere bunu yapacaksınız ki oradan yürüyesiniz. Siz tam tersini yapıyorsunuz. Kayıt dışılığın temel sorun olduğu ülkede kayıt dışılığı daha da artıracak ama kimler için? Maaşlar için değil. Maaşlı olmayanlar nezdinde kayıt dışılığı artıracak bir iş yapıyorsunuz. Bu da o zaman işte az kazanandan, az çok kazanandan çok vergi alma meselesini bozuyor. Yoksa çıplak gözle bakarsanız elbette en üst dilimden %40 alacaksınız. Dolayısıyla çok kazanandan çok alacaksınız gibi görülüyor. Kaydın dışına kaçmadığı müddetçe. Ama az kazanın kaydın dışına kaçma ihtimali var mı? Yok. Çünkü az kazanan maaşlı zaten. Maaşlı olduğu için o zaten kaçamayacak. Gurvada kimi kıstırdıysan onun ensesine vuracaksın demektir bu. Bunun Türkçesi bu. Onun için meseleyi doğru yerden ele almak gerekiyor. Yoksa buradan böyle öfkelenip de işte ben öyle dediydim de algı da böyle olduydu bilmem ne gerçek ortada. Soru şu bakın madem ki sevgili Özdemir dinleyicilere hitap ediyor ben de dinleyicilere hitap edeyim. Herhangi bir maaşlı özellikle kamuda maaşlı insan var mıdır ki kayıt dışı olsun vergi açısından? Böyle bir şey söz konusu mu? Olabilir mi? Kamuda nasıl kayıt dışına kaçacak? Kayıt dışına kaçan kimdir? Maaşlı olmayandır, kaçabilen. Peki %40'a çıktığınızda maaşlı kaçabilecek mi? %90'a da çıksanız kaçamayacak. Ama çıktık sonra yukarıya maaşlı olmayıp da gelir elde eden kaçma arzusu onun artacak mı? Artacak çünkü daha fazla ödemek durumunda olacak. Demek ki bu yaptığınız sizin basit bir hesapla üst gelir seviyesinin kayıt dışına kaçışını teşvik etmekten başka bir işe yaramayacak. Alt gelir seviyesinin de ödediği vergiyi artırmaktan. 1000 lira artırır, 500 lira artırır, 700 lira artırır. Mesele bu değil. Ama o da ödediği vergi her türlü artar duruma gelecek. Bu birinci konumdu. İkinci konum şu. Arkadaşlar hepimiz için çok zor olan günler geçirdik. Adıyaman'da, İSİAS davasında. Elbette bizim ailelerin karşı karşıya olduğu zorluk karşısında kendi karşılaştığımız zorluktan söz etmeye dahi hakkımız yoktur. Ama son derece zor bir süreçti. Bu süreçte bir kez daha buradan kürsüden Adıyaman'da insanüstü bir metanet ve sabır gösteren tüm çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, velilerimizin yakınlarını buradan bir kez daha takdir ettiğimi belirtmek isterim. Ve gerçekten daha önce de söylediğim gibi onlarla, bu insanlarla bu kadar acılıyken bu kadar gözlerinin içine baka baka söylenmiş yalan karşısında, bu kadar savunma stratejisi karşısında tekrar vurguluyorum. İnsanüstü bir sabır ve metanet gösteren bu insanlarımızla aynı topraklarda yaşıyor olmaktan, aynı topraklarda nefes alıp veriyor olmaktan gurur duyuyorum. Acılı bir gururdur bu ama gurur duyuyorum. Bunu vurgulamak istiyorum. Elbette geleceğe dönük olarak şunu söylemek ihtiyacı içindeyim. Daha önce de söyledim. Böyle bir yargılamanın ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerinden biri olan yüz yüzelik ilkesine mümkün olduğunca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği sadece benim tarafımdan değil. Oradaki
yetkili hukuk birliklerinin başkanları tarafından da dile getirildi. Kastım sanıkların bir sonraki yargılamada, elbette böyle bir salonda değil, daha geniş bir salonda, yüz yüzelik ilkesi çerçevesinde sorgulanabilmeleri, yargılanabilmeleridir. Dolayısıyla böyle bir dileğimiz olduğunu bir kez de meclis kürsüsünden ifade etmek ihtiyacı içerisindeyim. Tabii çok fazla davanın esasına dair bir şey söylemeyi meclis kürsüsünden doğru bulmam. Ama bir gerçeklikle de karşı karşıya kaldık. Orada savunmanın temeline bu çok büyük bir depremdi ve biz elimizden gelen her türlü dikkat ve özeni göstermiş olmamıza rağmen bu bina yıkıldı iddiası oturtuldu savunmanın temeline. Oysa ikinci kez Adıyaman'a gitme şanssızlığına uğramış insanlardan biri olarak şunu çok rahat söyleyebilirim, bu defa daha rahat söyleyebilirim. Çevresine baktığınızda o binanın ve çevresindeki binaların onun gibi bir sonuçla karşılaşmadığına baktığınızda bile deprem ne kadar büyük olursa olsun o binada yapım sırasında gerekli ve yeterli dikkat ve özenin gösterilmemiş olduğu sadece çıplak gözle oradan bile net bir biçimde algılanıyordu. Dolayısıyla buradaki davanın esası son derece güçlüdür. Tabii ki bundan sonraki duruşmaları da ailelerimizle birlikte hep birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Bu bir bizim açımızdan, burası açısından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından siyasi bir mesele değildir. Bu konuda iktidarıyla, ana muhalefetiyle, meclis dışındaki siyasi partileriyle herkesin ortak bir tavrı var. O yüzden İSİAS ortak davamız cümlesini çok içten gelerek, çok bilinçli bir şekilde söylemeye devam ediyoruz. Bundan sonrasında da böyle olacaktır. Tabii bir başka konu, son günlerde çok gündemde olan bir başka konu. Biliyorsunuz İtalya'da hukukla ilgili yaşanan bir süreç var. Ve bu süreç ilerledikçe aslında şunu görüyoruz ki mesele bireysel bir davadan, yani bildiğimiz sıradan bir adli işlem olarak bir ceza davasından, bir kişinin işlediği fiille ilgili bir ceza davasından çok daha öte bir noktaya gelmek üzere. Rum Dışişleri Bakanı Sayın Konstantinos Kombos'un son iki gün içerisinde yaptığı açıklamalara da bakıldığında kendisi de aslında bunun bireysel bir fiille ilgili bir ceza davasının ötesinde olduğunu açıklamalarında söylüyor. Ve en azından şu kısım, söylediklerinin kısa bir paragrafı bunu açıkça ortaya koyuyor. Tüm durumlara aynı şekilde muamele edilemez ve biz meydana getirdiğimiz önerilerle birlikte bu durumla başa çıkmanın en iyi yolunu bulmaya, burası önemli, veya en azından bu tür eylemlere karışanlar için endişe koşulları meydana getirmeye çalışıyoruz. Yani aslında Kıbrıs Rum yönetimi bir biçimde endişe koşulları yaratmaya çalışıyor. Bu endişe koşulları da güneyde yürürlükte olan ceza yasası çerçevesinde aslında çok geniş bir kesimi kapsayabilecek endişe koşullarıdır. İşte Rum mallarını satanlar, ona satılımına aracılık edenler falan şeklinde genişleyebilecek endişe koşullarıdır sözünü ettiği. Yani bunu biraz daha halk diline çevirirsek, biz mümkün olduğunca bu uygulamaları yapacağız. Derdimiz de nedir? Kuzeyde olup da Rum mallarıyla bir biçim, eski 74 öncesi Rum mallarıyla bir biçimde iştigal edenlerde endişe yaratacak bir süreci devreye sokmaya çalışıyoruz. Hatta bir gazetede kendisine sorulan soru üzerine bunun, o cümleyi de okuyayım, Rum bakan önlemlerin uygulama mı yoksa siyasi mi olduğu sorusuna, pratik türleriyle ilgili soruya ise hem siyasi hem hukuki yanıtını verdi. Yani meselenin salt hukuki bir mesele olmadığı, bunun siyasi yönünün de olduğu açık bir biçimde Sayın Bakan tarafından dile getirilmiş bulunuyor.
Oysa aklımdan çıkmadan söyleyeyim. Bu European Arrest Warrant dediğimiz, yani Avrupa yakalama müzekkeresi ya da Avrupa tutuklama müzekkeresi diye çevirebileceğimiz yapıda çok açık bir şekilde onun çerçevesi içerisinde bunun siyasi amaçlarla kullanılamayacak bir şey olduğu da yazılmaktadır. Dolayısıyla siyasi amaçlarla kullanılamayacak bir şey olmasına rağmen bakanın ağzından bunun sadece hukuki değil siyasi bir şey olduğu da vurgulanmıştır. Tabii bu çerçevede ülkedeki olan biteni değerlendirirsek arkadaşlar, şimdi böyle bir şey yaşandı ve bunun yanlışlığıyla ilgili düşüncelerimiz var. Buna ilişkin düşüncelerimi birazdan paylaşacağım. Ama başlamamız gereken, hareket etmemiz gereken nokta o değil. Hareket etmemiz gereken nokta şu. En azından Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bizler çok uzun bir süreden beri, belki 2 yılı aşmış artık, 2 yılı aşkın bir süreden beri, bu ülkede yabancılara özellikle taşınmaz mal satışı konusundaki gelişmelerden duyduğumuz endişeleri dile getirdik. Bunların hem içeride hem dışarıda başımıza işler açma riski taşıdığını da defalarca vurguladık. Hatta şunu özel olarak vurguladık defalarca. 2004'te de bu ülkede inşaat patlaması oldu. 2009'da da bu elimizde patladı lafını aynen bu cümleyle tekrar tekrar söylediğimizi de biliyorum, çok iyi hatırlıyorum. Bütün arkadaşlarım adına konuşuyorum. Şimdi işte bu uyarılarımızın dikkate alınmamasının sonuçlarıyla karşılaşmak durumunda kaldık. Şimdi bu sonuçla karşılaşan bir kişi değil. Bütün bu açıklamalar bize gösteriyor ki bu bir kişinin bir fiiliyle işlenen bir şey değil. Açıkçası davanın esasına ilişkin bilgi almak için çok uğraştık. İlgili arkadaşlarımızla görüştük. Ama belli ki 16'sında yanılmıyorsam İtalya'da bu duruşma veya yüz yüzelik gerçekleşecek. O güne kadar tam puzzle'ın eksik parçalarını tamamlamak mümkün olmuyor. Dolayısıyla ben iddia edilen suç olduğu, iddia edilen fiilin esasına ilişkin bir şey söylemiyorum. Ama bu açıklamalar bize bir şeyi gösteriyor. Bu açıklamaların gösterdiği bir şey bir tek kişinin işlediği bir fiille ilgili bir mesele değil. Kuzey'de mülk satışları üzerinden ve 1974'ten önce Kıbrıs Rumlara ait olan mülklerin satışı üzerinden gerçekleşen hızın burada düğmeye basma etkisi var. Aynı şey 2004 ile 2009 arasında oldu. Hatırlayın, isim isim söylesem aklınıza gelecektir. Orams davası dediğimiz şey o sıralarda patlak verdi. Hurma davası dediğimiz şey o sıralarda patlak verdi. Zenides Arestis dediğimiz şey o sıralarda patlak verdi. Luizidu onun çok öncesinde patlak verip o sıralarda sonuç doğurmaya başlamıştı. Gene Kıbrıs Rum Bakanı'nın açıklamalarından burada kuzeyde mülk satışının artmış olması dolayısıyla bu girişimlere başladıklarına dair vurguyu da okuyoruz. O nedenle hiç unutmayın ki taşınmaz mal komisyonunu etkili bir iç hukuk yolu haline getirmek konusundaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı, Demopoulos kararı 2010 tarihlidir. Ve 2010'a kadar biz o dönemde çok büyük emek sarf ettik taşınmaz mal komisyonu etkili iç hukuk yolu haline gelsin diye. Ama o sarf edilen emeğin de karşılığı sonradan geldi mi? Hepimiz biliyoruz ki taşınmaz mal komisyonu uzun bir süreden beri etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilmekten çıkarılma riski altındadır burada gerekli işler yapılmadığı için. Dolayısıyla bir nokta artık hepimizin kafasında netleşmelidir. Yani mülkiyet sorunu Kıbrıs sorunu diye andığımız sorunun bir parçasıdır. Ve hangi müzakere masasına oturulursa olsun 6 temel başlık vardır. 6 temel başlıktan bir tanesi mülkiyet başlığıdır. Ve hepimiz de şunu bir gerçeklik olarak biliyoruz ki Kıbrıs sorunu çözülmedikçe bu memlekette mülkiyete ilişkin öngörülebilir bir yapıya ulaşmamız son derece güçtür. Ve mülkiyete ilişkin öngörülebilir bir yapıya ulaşılmadıkça da bu tip sorunlarla karşılaşmak 2006'dan sonra, 2004'ten sonra olduğu gibi şimdi de mümkündür. O yüzden
Kıbrıs sorunuyla ilgili pozisyon alırken tarafların, ben şuradan bunu bir insan hakları meselesi gibi okuyayım da şuradan 3-5 kişiyi taciz etmek suretiyle, onlarda endişe yaratmak suretiyle siyasi açıdan avantaj elde edeyim girişiminde bulunduğu her dönem aslında iki toplum arasındaki ilişkilerin zedelendiği ve Kıbrıs sorununun çözümü ihtimalinin de ötelenmeye çalışıldığı dönemdir. Bunu sadece Kıbrıs'ın tarafı için söylemiyorum. Kıbrıs Türk tarafı için de aynı şey geçerlidir. Yani o müzakere masası dışında Kıbrıs sorununa çözüm üretme, böyle bireyleri hedef alarak meseleyi insan hakları sorunu haline getirerek, meseleyi bireysel sorun haline getirerek tek taraflı olarak yapılacak işlemlerle atılan tüm adımların sonucu bu oldu. Türk tarafından da Rum tarafından. Ve şimdi benzer şey işte bizde de yaşandı. Geçmişte Maraşlı, Pireydi, bilmem neydi. Şimdi burada da tekrardan Rum yönetimi belli ki meseleyi bireysel bir sorun düzlemine indirip insan hakları sorunu olarak ele alıp bunun üzerinden siyasi avantaj elde etmeye çalışıyor. Bu hiçbir şekilde süreçlere fayda sağlayan bir şey değil. Hele de Birleşmiş Milletler'in bir kişisel temsilciyi atadığı bir dönemde bu tavrın geliştirilmiş olması aslında sürekli olarak biz masaya dönmek istiyoruz, müzakereye başlamak istiyoruz diyen Christodoulidis yönetiminin bu konudaki samimiyetsizliğini ortaya koyan bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Ve tabii hiç unutulmaması gereken bir gerçek de şudur. Nasıl oldu da taşınmaz mal komisyonuyla ilgili 2010'da Demopulos kararı çıktı da taşınmaz mal komisyonu etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dilinde Türkiye Cumhuriyeti'nin alt yönetimiyken dahi bu karar üretilebildi meselesi son derece önemlidir. Unutmayın ki bu mesele bizim hep bir zemine basmış olmamızla ilgili. O zemin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında belirlenen iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm zeminidir. O zemindir ki aslında bu tip davalardaki savunmalarda bir şeyi daha gündeme getirmiştir. Neydi o şey? 2004'te Kıbrıs Türkler evet demiş olmasına rağmen Kıbrıs Rumların hayır demesi, 2017'de daha sonrası için Kram Montana'da Kıbrıs Türk tarafı Türkiye ile birlikte açılım yaparken Sayın Anastasiadis'in ve dibinde oturan Sayın Christodoulidis'in masayı terk etmiş olması. Yani Kıbrıs Türklerin BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirlenmiş zemine basarak hareket etmesiydi aslında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmasa da bizim gerek mülkiyet gerek başka konularda açılım yapmamıza olanak tanıyan. O yüzden 2017'de masayı terk eden, 2004'te hayır propagandası yapan güneydeki liderler şu anda hak sahibi değildir Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden doğan bu ortamdan yararlanarak bireylerde kendi deyimleriyle endişe yaratmak suretiyle siyasi avantaj elde etmek. Ama Kıbrıs Türk tarafında da siz eğer onlar BM Güvenlik Konseyi kararlarından saptı diye ben daha da fazla saparım şeklinde bir tavırla uç noktaya kayarsanız Kıbrıs Türk halkının üzerine basacağı zemini de kaydırırsınız. Bu gerçeklik de ortadadır. Dolayısıyla madem ki bu meseleye bir bireysel mesele olarak bakmıyoruz, çünkü kombosun açıklamaları zaten bireysel mesele olarak bakmamız olanağını ortadan kaldırıyor. O zaman doğru yerden Kıbrıs sorunuyla ve ona ilişkin çözüm yöntemleriyle ilişkisi yönünden ve nasıl başardık da biz geçmişte Kıbrıs sorunu çözülmemiş olmasına rağmen bazı uluslararası hukuk enstrümanlarının içerisine girebildik meselesi yönünden bu işe bakmak lazım. Ama siz burada mülkiyete ilişkin hiçbir düzenleme yapmazsanız, ki tekrar söylüyorum bu sadece Kıbrıs durumlarla ilgili bir mesele değildir. Bu mesele zaten bizim birebir yaşadığımız bir meseledir. Ve iki senedir de biz size bu konuda tren üstümüze geliyor, tren üstümüze geliyor, içeride de dışarıda da üstümüze geliyor demeye devam ettik. Ama siz sürekli yok çalışma yapıyoruz, yok taslak çıkacak, taslağı size verecek, bilmem ne yapacak, tren üstümüze geliyor. Son The Guardian'da çıkan haberden sonra burada o haberden bahsettik. Bu trenin üstümüze geldiği artık apaçık ortada değil miydi?
Ha bu Kıbrıs Rum tarafını bunu yapmak konusunda asla haklı kılmaz. Ama bizim taşınmaz mal komisyonunu neden kurduğumuz meselesini düşündüğümüzde şuydu temel mesele. Kıbrıs sorununun çözülmediği koşullarda da uluslararası hukuk çerçevesi ve zemini içerisinde çözümler üretebilmek ve Kıbrıs sorununun çözümüne kadar ki dönemde burada öngörülebilirliği korumak da hedefimiz. Ha bu hedefe ulaşmak konusunda kıl kıpırdatılmadı. Ne zaman olduğu gibi 2005'te Taşınmaz Mal Komisyonu kurulduğunda Ulusal Birlik Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne gidip başvurup bunu iptal edin dediği gibi bir tavır gerçekleşti. Onun için Ersin Bey dedi yürüyün de korkmayın. Onun için yürüyün de korkmayın denmeye devam ediliyor. Ama o yürüyün de korkmayın denilen insanlar da risk altına sokuluyor. Bunu da defalarca söyledik. Defalarca bu kürsüden inşaat sektörünün öngörülebilir hale gelmesinin koşulu da ancak doğru düzenlemelerin yapılmasıdır. Aksi takdirde bu sektörde öngörülebilirliği ortadan kaldıracaksınız da dedik. Dedik ama duvar gibi karşımızda duruldu ve bu noktalara geldik. Bu nokta tabii burada durmayacak gibi görünüyor. O yüzden bu meseleyi gerek Kıbrıs sorunuyla ilgili meselede gerek inşaat sektöründeki düzenleme ile ilgili meselede ciddiyetle ele almanın zamanı geldi demeyeceğim. Zamanı maalesef aşıldı ama en azından bu dönemde bu konuda doğru işlerin yapılması gerektiği de ortaya çıktı. Son kısımda sadece bu dava bazında da bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Güney Kıbrıs'ta ciddi bir tartışma konusu oldu. Larnaka Havalimanı'ndan mı uçuldu? Ne oldu? Nasıl oldu da Larnaka'da tespit edilmedi? Elimizdeki veriler gösteriyor ki 29 Aralık yanılmıyorsam uçuşun gerçekleştiği gündür. 24 Aralık tarihine kadar Güney Kıbrıs'a giriş çıkışları var. Şu anda İtalya'daki davanın konusu olan ve orada fail olarak gösterilen arkadaşımızın. Şimdi Güney Kıbrıs'ta eğer bir yakalama müzekteresi, bir tutuklama müzekteresi varsa ancak o durumda Avrupa yakalama, Avrupa tutuklama müzekteresi çıkabilir diyen bir çerçeve var önümüzde. Şimdi Güney Kıbrıs'ta bu varsaydı neden uzun bir süre giriş çıkış gerçekleşti de 24'ünde de gerçekleşti ama orada herhangi bir yakalama, tutuklama olmadı sorusu şu an için bizim nezdimizde yanıtsız. Tabii bu konuda dediğim gibi elimizdeki veriler ve bilgiler son derece yetersiz ama gerçek olan bildiğimiz, emin olduğumuz bir veri şudur. Bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin ya da Avrupa yakalama müzekkeresi çerçevesine taraf bir ülkenin Avrupa yakalama müzekkeresi çıkarabilmesi ve diğer ülkelerde de yakalanmanın sağlanabilmesi için o ülkenin yani bu örnekte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin mahkemelerinde bir dava olması ve buradan bir şey çıkması gerekiyor. Bir dava var diyorsunuz, bir şey de çıktı diyorsunuz. Ama aynı kişi 24 Aralık günü Güney Kıbrıs'ta bununla ilgili bir işlem yapmıyorsunuz. 5 gün sonra İtalya'da bir işlem gerçekleşiyor. Bunun hukuken anlaşılması çok mümkün değil. Larnaka bu kadar zaman tartışıldıysa bu daha fazla tartışılması gereken bir şeydir. En azından bu kadarı şu anda görünen bir şey olarak önümüze çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar tekrar vurguluyorum. Bu meselelerle bugün karşılaşıldığında şaşkınlık göstermek de çok şaşırtıcıdır. Sanki hiç böyle bir şey olma ihtimali yoktu da aniden oldu gibi. Ama bunu ilgili şahıs üzerinden değil memleketin temel meselesi olarak görüyorum. Bu meseleyi Kıbrıs sorunuyla ilgili pozisyonlardan bağımsız bir şekilde değerlendirmeye çalışmak da şaşırtıcıdır. Çünkü gerçeklik şudur. Evet, Kıbrıs Türk halkı çözüm için irade ortaya koymuştur. 2004'te de koymuştur, çok somut olarak 2017'de de koymuştur. Buna rağmen Kıbrıs sorununun çözülemediği koşullarda bu iradeye rağmen Kıbrıs Türk halkının kendi burada öngörülebilir yaşamını düzenleme hakkı vardır. Ama nereye kadar hakkı vardır? Çözüm iradesini sürdürdüğü oranda bu kabul görüyor dışarıdan.
Benim çözüm iradem yoktur. Ben başka metotlar savunuyorum. Güvenlik konseyi kararlarını da çok da önemsemiyorum. Bunlar da yok hükmündedir dediğimiz müddetçe bu sıkıntılar yaşanır. Mülkiyet meselesinde sanki hiçbir sorun yokmuş, sanki bu Kıbrıs sorunuyla bağlantısız bir şeymiş gibi yürüyün de korkmayın denildiğinde de gene bu sorunlar bugün, yarın, öbür gün fark etmez önümüze çıkarılır. Dolayısıyla burada tekrar ediyorum, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin siyasi bir uygulaması olduğu kendi açıklamalarında ortaya çıkıyor. Hukuki zaafları demin söylediğim gibi ortaya çıkıyor. Ama elbette sadece o tarafa değil, dönüp bu tarafa da bakmak gerekiyor. Meseleyi doğru dürüst anlamamız arzu ediliyorsa ve doğru çözümler üretmemiz gerektiği anlaşılıyorsa. Ve tabii son olarak Sayın Kombos'un açıklamalarına baktığımda bir nokta daha var. Ona da vurgu yapmak istiyorum. Elbette bizim tarafın, biz vazgeçtik güvenlik konseyi kararları zemini yoktur. İki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon tarihe karışmıştır gibi yaklaşımlarıyla yaşadığımız zemin kaybı bir tarafta, ama tek tarafa bakmamak gerekiyor. Sayın Kombos'un da bu açıklamasının içinde yer alan, biz 2017'de o gece ne olduysaydı orada bittiydi, tam oradan başlamak istiyoruz demesinin de birileri tarafından kendisi nezdinde sorgulanması gerektiğini altını çizmek istiyorum. Çünkü çok basit bir mantık sorunu var burada. Masayı terk edenlerin başında Sayın Hristodulidis geliyordu. Ve Sayın Hristodulidis'e sormak gerekir. Yani 2017'de gece kalınan nokta devam edilebilecek bir noktaysaydı, niye tam da o gece o masayı siz terk ettiniz sorusunun cevabı yok. Yani 2017'de kalınan nokta sizi mutlu eden ve oradan devam edilebilecek bir noktaydı madem ki, oradan devam etseydiniz. Neden orada bavullar daha da önceden hazırlandı, oradaydık biliyoruz. Bavullar zaten hazırdı ve bavullar hazırken saati geldiğinde uçağın kalktınız ve kaçtınız. Şimdi nasıl oluyor da oradan başlamaktan bahsediyorsunuz? En azından samimiyet testi açısından bunun da sorgulanması gerektiği son derece açık. Dolayısıyla arkadaşlar, bu konu tabii ki muhakkak surette çok geniş bir şekilde ele alınması gereken bir konudur. Çünkü bizim burada inşaat sektöründe buradaki arkadaşların, hükümet denilen sırada oturan arkadaşların vurdum duymazlığı sonucunda yaşamaya başladığımız öngörüsüzlük, öngörülemezlik ortamı sadece bu şimdi yaşadığımız olayda değil, başka olaylarda da karşımıza sorunlar çıkarabilir. Ve Sayın Kombos'un gafil muhbir misali söylediği gibi, birileri bu taraflarda endişe yaratmak amacıyla belli ki güneyde bir takım çalışmalar içerisindedirler. Kendilerine şunu söyleyerek bitiriyorum. Kıbrıs sorununun çözümü konusunda eğer samimiyet varsa, iki toplumun içerisinde yer alan bireylerde endişe yaratmak değil, iki toplum arasındaki ilişkileri mümkün olduğunca iyi seviyeye taşımak, geliştirmektir çözümün yolunu çizecek olan. Böyle siyasi sebeplerle tek tek bireyler randomly seçilerek bu işler yapılmaya kalkılırsa var olan güven ortamı ciddi şekilde zedelenecektir. Bunu hem kendilerine söylüyorum, hem Birleşmiş Milletler'e söylüyorum, hem de Birleşmiş Milletler tarafından çok kısa bir süre sonra burada görev yapmak üzere atanmış olan kişisel temsilciye söylüyorum. Çünkü belli ki bu işle de bir ilgisi muhtemelen, kuvvetle muhtemeldir ki vardır bu girişimiz. Teşekkür eder, saygılar.